Hardware Plus'tan herkes selamlar. Ben Eren İmdat. Kameraların arkasında da Aydoğan bulunuyor. Selam. Dörtlü video kıyaslaması yapıyoruz. Tabii ki başlıkta gördüğünüz telefonların hangilerinin olduğunu ama ben size de söyleyeceğim. Bir tanesi Honor X9A, bir tanesi Vivo Y35, bir tanesi Redmi Note 12 Pro, bir tanesi ise Samsung Galaxy A34 5G olduğunu söyleyeyim. Ve tüm telefonlarda 1080 30fps video çekiyoruz. Çünkü iki tane telefon burada 1080 çekebiliyor. Maksimumda iki tanesi 4K çekebiliyor. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Bu telefonlarda sadece OIS'i destekleyen A34 5G olduğu için en azından diğerlerine de sabit çekebilmek adına 1080'de 30 çekiyoruz ve sabit video özellikleri açık olduğunu söyleyebilirim. Ve Aydoğan yürüyünce de orada sarsılmayı da hissedeceğiz. Bakalım hangileri daha sabit video çekecek onu da göreceğiz. Ben burada A34 5G'nin hem OIS'iyle hem de tabii ki de AC'iyle orada sabitlemeyle bayağı bir fark yaratacağını düşünüyorum. Hadi şöyle yürümeye başlayalım. Ki zaten izleyenler fark ediyordur. Redmi Note 12 Pro sabit video çekebilmek için Full HD 30'da biraz fazla crop atıyormuş. Şu anda o yüzden Redmi Note 12 Pro biraz daha yakın görünüyor. Belki de sabit videosunu yakın lensle yapıyor olabilir. Bir de sabit videoda sadece Honor X9A'da ayrı bir sabit video seçeneği yok. O yüzden büyük ihtimalle koşarken vesaire Redmi 9A'nın, daha doğrusu Honor X9A'nın biraz daha sarsıldığını görebiliriz. Bu normaldir. Hani X9A hiç dayanamamış diye düşünmeyin. Aynen. Yine Ümraniye Millet Bahçesi'ndeyiz zaten. Bayağı oldu biz gelmeyeli ya. Yani en son yine dörtlü çekmeye geldik galiba. Ya da şeyle. Renault 7 ile geldik. Yani hava güzeldi bugün. Sanki biraz kapanmaya da başladı. Tabi sade artık. Akşama doğru geldiği için şöyle ters ışıkta da tutayım seni. Bakayım tam ne çıkar mı? Zor çıkar. Çünkü şey... Karanlık mı? Yok, açı farkında açı işte. Farkında. Redmi Note 12 Pro ile seni ortaladığımda diğerlerinde yukarıda aşağıda kalıyorsun. Yani, şöyle yaparsan hani. Ya bu dört telefonun kamerası da birbirinden güzel. Ben çok seviyorum dört telefonun kamerasını. Evet, bu arada her biri de yani kendi segmentinin güzellerinden. Ve hepsi de yeni telefonlar aslında. Eski bir telefon yok hiçbirinde. Tabii. Hepsi de 2023 yani, diyebiliriz. Yani bir eski sayabileceğim bir tek sanırım şey var. Y35 olur. Ama o da yani. Ya, o da Vivo'nun Türkiye'de çıkardığı son telefon zaten. Tabii yani. Y35, Y22S, Y16. Ve bilerek o hepsinde orta segment telefonu ayarladık. Yani 10 bin liranın altı bir tık olarak altı. Ayarladık. Bir tık o altı. Tık dediğimiz şeydi. Tam altı. 1500 lira falan. 1500 lira bandı falan bile gelebilir. Yani 8-10 bin arası denebilir hani. Evet. Güncel fiyatlarıyla. Bir de şuradan şeyler deneyim. Bir de en sonunda... Ben buradan thumbnail'i alabilirim. Şöyle yaparsam ama hepsinden denk. Tam değildi de aldık. Acaba sesi hangisi iyi alıyor? O da önemli. Onu merak ediyorum. Yani o konuda hepsi iddialı. Şöyle. Bu devirmenin suyu nereden geliyor? Kendi içinde devir daim oluyor ya. Onu ben de merak ediyordum. Bir kere izleyenler hatırlar. Aşağıya doğru koşarken bunun direkt dibine gittik. Şöyle birazcık yürür zaten aşağıda ufaktan koşmaya başlayacağız. Şurada zaten 2-3 şey var. Ben şeyi incelemede söylemiştim. Redmi Note 12 Pro'nun yeşilleri coşturduğunu biliyorum. Özellikle yapay zekayla. Ama videoda aynı şeyi yapıyor mu emin değilim. Onu göreceğiz. Ekrandaki arkadaşlar zaten yorum yapsın mesela. Şu anda renkleri özellikle bu yeşil, sarı, kırmızı artık tabii ki baharın tonlarını hangisinde daha güzel görüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın. Ve şöyle ben koşmaya başladım. Şu an dediğim gibi X9A'da daha fazla şey olabilir. Bunun sebebi sabit video çektiğimiz için. Sonuna bir de şöyle bir kısa 1 dakikalık 2 dakikalık şeyini ekleriz. Sabitleri kapatıp ekleriz. En azından o sarsıntıdaki farkı görürsünüz. Şu köprüde duracağım zaten. Bayağı koşuyorum bu arada. Şimdi şurada durdum.
şimdi şurada durdurup aynı yerden sabit kısmını kapatıp bir de genel performanslarını görmek için ayarlayalım. Evet, kaldığımız yerden yine hepsi full HD ama bu sefer sabitler kapalı. Bakalım. Açılar eşitlendi ve hani normal kendi lens kabiliyetiyle neler yapabildiğini. Acaba şimdi o isim farkını görecek mi A34'le beraber? Ya A34'ün avantajıyla büyük ihtimalle şey çok daha güzel durdurdu. Yani bu şu koştuğum aşamada ya da yürüdüğümüzde zaten mis gibi sabit çekmiştir diye tahmin ediyorum A34'ü. Ama şimdi fiziksel olarak da bir OIS olduğu için yine bir diğerlerinin yanında şeyi olabilir. Bir tane daha bul. Üçlü bir döndürme yani. Şeyi görelim sen. Geliyor bende. Bak bu var da nasıl yapılıyor ki hiç bilmiyorum. Yapamam ki. Hayatım. Bir de büyük şu an elimdeki. Evet, büyük sınırlısın da yani. Ben birazcık yapabiliyorum da çok seri olmasa da. Burada da şey kalmadı. Böyle farklı renkler göstereyim yine diyorum. Gerçi zaten renk tonları hepsinde aynı olacağı için yani daha doğrusu sabiti açıp kapatmakla şeyin bir farkı yok. Büyük ihtimalle Redmi Note 12 Pro'da sabite geçtiğinde bence diğer lense yani foto telefoto lensine geçiyor. O kadar crop attığını düşünmüyorum ama yine de olabilir. Ama Eren çocukluğuna geri döndü şu. Aynen. Kaydıraklara da götüreyim misin? Ha şurada bir farklı renk bulduk. Neyse şurada da bitirelim. Hani bu kısa şeyle farklarını da görmüş oldunuz. Ön kameraya geçelim. Aynen. Evet 1080-30'da aslında crop yapmadan aslında sabitleme olmadan böyleydi. Dön kameraya geçelim bakalım fark var mı? Evet şimdi de ön kameraya geldik. Ön taraftaki performansını görmek istiyoruz. Şöyle uzatayım hatta bakalım. Şu Honor X9'a, şu Vivo, dur şöyle. Ha, şu Vivo, şu A34, bu da şöyle kamerasına gidelim. Ha. O da Note 12 Pro. Ama 4K. 4K. Aynen. Çünkü Türkiye'ye 5K'ye gelmedi. Yani işte 5K versiyonunu da şey olarak göreceğiz. Poco F5 olur. Aynen. 12 turboyu. Mesela ben şey isterdim. Gel yine şu sola doğru gidelim. Olur. OnePlus 5K'yi görmek isterdim yine. Hani Note 10 2 Pro 5K yerine OnePlus 5K'yi yine görüp standart 5K'ydi. Onu büyük ihtimalle işte şeye bıraktılar yani dediğin gibi. F5 ile F5 Pro'ya yani, evet. O ara segmenti bıraktılar. Çünkü F5 de artık Note 12 5K'nin turbo versiyonu. Evet. Redmi Note 12 Turbo. Şeyde F5 Pro'da Redmi K kaçtı? 36 mı? 96. K60 mıydı? Redmi K60'da Poco F5 Pro. Pro. 8 Plus yani. Yine şurada köprüye aynı. Aynen hadi. Ama orası zaten kısa galiba. Sağ taraf lokanta. Aynen en azından çiçekleri falan bakarız. Ha sen şey diyorsun direkt yeşilliğe geçeriz yine. Aha evet evet şuraya. Yine şelalenin olduğu yerde. Biz bunu ilk gördüğümüzde ne de demiştik? Domuz mu demiştik? Aa çevirmişler ama. Buraya bakıyordu şey ayı. Ben de öyle hatırlıyorum. Ayıydı galiba. Ayı çevirmişler ama ayıyı. Ya da ayıydı mı domuz çıktı. Domuz dedik domuz de mi ayı çıktı. Öyle. Domuz dedik ayı çıktı. Evet. Adam sandık fos çıktı. Neydi? Bir şey fıttırı fızlık adamlar mı? Bu bakayım şuradan girebilir miyim? Aynen. Tam oradan zaten. Ağzında da şey var. Balık var. Balık var. Tamam biz domuz dedik ayı çıktı aynı. Buradaki renkler. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Eren ne? Şey. Belgesel çekiyoruz. Aynen. Ayıya yaklaşan Eren. Kurbağa var ha. Bırak mı diyor? Bıraklıyor. Ama nerede? Onun altında bir yerde. Bir anda üstüne çıkar düşerse dur şu anı kaçırmayayım. Yok be. Şuradaki maya çalıyor. Bak altın orada çıkacak ha. Şu şunu thumbnail yapmam yok mu peki arkadaşlar? Şu an düzgün mü ayarladım bilmiyorum ama. Ya
ben görüyorum. Evet, şunun altında şurada bir yerde. Kayanın altında da olabilir. Şu boşluktan girmiş büyük ihtimalle evet, içine. Girmiş yer rahatsız etmeyelim boş ver. Keyfine aynen, baksana. Doğal ortamında bırakalım. Yani nereden çıkmıştık lan biz? Biz öbür taraftan. Ha tamam. Şurada. Aa. Yok şeylere basmayalım diye ya. Bitkilere. Şöyle. Evet, bu köprüden sonra bir kumcu daha alabilir miyiz? Benim kamera performansı. Şuradan geçelim. Şu beyefendiyi rahatsız etmeden. Ondan sonra bir de yukarıya doğru koşarız. Yukarıya doğru koşuyorum. Şu anda acaba sarsıntı konusunda hangisi daha iyi bir sonuç verecek? Bunu merakla bekliyorum. Tamam hadi de şuradan girelim. Hop. Bak orada bir karga var. Kuzgun mu oluyor onlar? Karga galiba. Kuşları iyi tanıyanlar söylesin. Ay. Kafam pop. Ne? Kafamdan bir. Bitireyim mi? Bitir artık ya. Tamam. Üç farklı şeyden görmüş olduk. Tamam. Bir tık böyle şöyle. Ha, aynen. Evet arkadaşlar, dörtlü video kıyaslamamız da bu şekildeydi aslında. Sizler ne düşünüyorsunuz? 10.000 lira altındaki telefonlar, bu dört telefondan sizce hangisi daha iyi video? Hepsi de kameraya vurgu yapan telefonlar. Aynen, aslında bir bakıma hepsi öyle. Çünkü atıyorum A34'te bende OIS var diyor. Honor diyor, benim zaten kameralarım kaliteli. Redmi tarafında bende 108 megapiksellik kamera var diyor. Vivo zaten kamera tarafında çok vurgulayan bir marka, özellikle Y serisinde bile. Sizler de hangi telefonun iyi video çektiğini ve ayrıca ses performanslarını tabii ki de yorumlarsanız çok seviniriz. Bir sonraki dörtlü video kıyaslamasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.